Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar hazırlık maçlarına niye önemi yoktur biliyor musunuz? Hazırlık maçlarına çünkü hakemler olabildiğince oyunu durdurmamaya çalışır. Olabildiğince futbol oynansın da hani kimse zarar görmesin herkes elindeki futbolcunun kalitesini takımının kalitesini görsün ister. Yani kısacası hani olabildiğince der ben e, İşin futbol boyutunda kalayım da kimsenin canı yanmasın der. Fakat bir dönem futbolcular bunu çok kötü kullandı. Ve hazırlık maçlarında uçan tekmeler havada uçuştu. O ona vurdu, onunla kavga etti ve hazırlık maçlarında ciddi skandal kavgalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine FIFA ve UEFA harekete geçti. Ve dediler ki hazırlık maçlarında görülen kırmızı kartlar ligde de geçerli olacak. Yani hazırlık maçında gördüğü sarı karta bir şey diyemem. Ama kırmızı kart görürse bunu ligde sayacağız dedi ve saymaya da başladılar. Yani bir futbolcu hazırlık maçında uçan tekme attı. Eskiden cezası yoktu. Ama bu açıklamalardan sonra ligde en az 2 maç cezayla cezalandırılmaya başlandı. Bundan sonra da futbolcular artık hazırlık maçlarında sadece hazırlığı düşünür oldular. Ancak yine de hazırlık maçlarında sert oynayan takımlar olmaya başladı. Bunu niye söylüyorum? Türkiye Ligi maalesef bir bataklık arkadaşlar ve içinden çıkılmaz bu bataklıkta özellikle ve özellikle Türkiye Ligi'nin güzide kulübü Galatasaray maalesef maçlarda yaptıkları müdahaleler hakemler tarafından hazırlık maçında yapılmış müdahale olarak nitelendiriliyor. Yani Galatasaraylı futbolcuların yaptığı her hareketi sanki hazırlık maçında yapmış bir hareket olarak nitelendiriyorlar ve bu da Galatasaray'ın bir yere kadar canını yakmıyordu. Ancak ligin dışına çıktığında Türkiye sınırlarından bir tık öteye gittiği zaman ise gördüler hakemlerin yönetimini. Şimdi Türkiye'de öyle bir e, medya algısı, öyle bir medya hakimiyeti var ki. Mesela Fenerbahçe bu İsviçre Ligi'nin 4. sırasındaki Lugano'yu. Yani liderle sadece arasında bir puan fark var ki son haftada berabere kalmış. Muhtemelen lider Zürih'le kalmış olabilir. Sion'la St. Gallen'le vesaire kalmış olabilir. Ya da Bazel'le. Çünkü baktığınız zaman son hafta maçlarında bayağı beraberlik çıkmış. Yani 3'te 3'te yoluna devam eden Lugano bu ligde berabere kalmış. Ancak bu ligin sondan bir önceki takımı Young Boys. Gelen tokatlamış. Giden tokatlamış. Farkındaysanız arkadaşlar. O onu tokatlamış. Bu bunu tokatlamış. Bu şunu tokatlamış. Pardon ben beraber dedim az önce. Yani yenilgisini, mağlubiyetinden bahsediyorum pardon. Şimdi o bunu tokatlamış, bu şunu tokatlamış. Ve Young Boys'a baktığınız zaman 6 gol atıp 13 gol yemiş. 5 maçta ve rezil bir performans ancak bu takımda Galatasaray'ı tokatlamış. Fakat Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk tam da kendisine yakışır bir şekilde içinde ırkçılık da barındıran saçma bir açıklama yapmış. Tam kendisine yakışır şekilde. Niye kendisine yakışır şekilde? Çünkü Fenerbahçe taraftarının ve bilimum futboldan anlayan taraftarların bir görüşü vardı. Neydi o görüş? Okan Buruk beni Türk hakemlerine emanet ediniz diye. Çünkü Türk hakemlerin sayesinde Okan Buruk bu ligde 3 tane şampiyonluk kazanmış. Ve yabancı hakem kendisine sorulduğunda hani olabilir yani. Gerçekten deyip iş ciddiyete bindiğinde hayır ya Türkiye'nin evlatları var. Türk evlatları dururken yabancı hakem gelir mi demiş birisidir. Halil Umut Meler'in yani Türkiye'de dayak yiyen nadide hakemlerden birinin ki gitmiş aynı sezonda ikinci kez dayak yiyecekken polislerin engellemesiyle kurtulmuş bir hakemin yakın arkadaşıdır. Ve adı çok enteresan şeylerle anılmaktadır. Dün Galatasaray tarihi fark yemekten rakibinin saçmalığından vesaire vesaire kurtulmuş oldu. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonunda öyle açıklamalar yaptı ki UEFA'nın vereceği ırkçılık cezasına da şimdiden hazırlanmasını tavsiye ederim. Çünkü Young Boys'a 3-2 yenildikleri maçın ardından UEFA'ya sert bir tepki gösteriyor. İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakemin maçı yönetmesini eleştiriyor ve rövanşta Türk hakem istiyor arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Türk hakem istiyor. Yani Azeri hakem falan filan demeyin. Azeri diye bir şey yok. Türk hakem istiyor. Türk hakem istiyorum diyor. Yanlış duymadınız ya? Ya şaka gibi değil mi? Şimdi diyor ki İsviçre'nin kardeş ülkesinden Alman hakem atadılar. Bize Azeri hakem veriyorlar mı? Hakem maça muhtemelen arabasıyla gelmiştir. Rövanş maçında bizim sahamızda Azeri hakem istiyoruz. Böylece durum eşitlenmiş olur. Şimdi bakın istiyoruz. Azeri hakem istiyoruz. Durum eşitlenmiş olur. Ayağından eline geldi Abdülkerim'in oyunculardan. Bazen bir, bir şekilde bunu bekliyorlar. Kural içinde var. Müdahale ederken de iki kolu kapatıp atlayacaksınız. Ayağıyla kayınca bir el otomatik açılıyor zaten. Ayağına çarıp eline geldi. Oyuncunun yapacağı bir şey yok demiş. Ben bir şey söyleyeyim mi? Aynı pozisyon Galatasaray-Gaziantep maçında olsun. Galatasaray-Samsun maçında olsun. Ben her şeyimin üstüne de yemin de edebilirim. Galatasaraylı neredeyse bütün herkes diyecek ki arkadaş el öyle açık olur mu? Bir futbolcu el böyle açık topa gider mi? Bu kesinlikle penaltı diyecekler. Ancak Fenerbahçe Adana Demirspor maçında vücut açık, el açık, kol açık verildiği zaman yani penaltı verilmediği zaman karar doğru karar dediler. Geçen sene Fenerbahçe Pendik maçında Ferdi topa müdahale ederken sırtını dönüyor. Top ayağından sekiyor. Yani hiç alakası olmayan şekilde eline değiyor ve var incelemesi sonucu penaltı veriliyor. Ya Bunu Türk hakemleri veriyor. Ve Galatasaraylı arkadaşlar da evet bu penaltı. Ele o kadar açık olur mu? Güçsüzlüğünü maalesef yapmışlardı. Şimdi iş kendilerine değdiği zaman böyle oluyor. Yalnız ben Galatasaraylı arkadaşlar da şunu görüyorum. Diyorlar ki her zaman bize göre mübah. Ama siz yaparsanız günah diyorlar. Ee, burada da bu şekilde. Kartla cezalandırılması çok ağır oldu. Kaleye giden topu, gole giden topu. Kartla cezalandırılması çok ağır olmuş. Yani bu herif... 3 defa şampiyon yapılmış bir herif. Yani gole giden topun oyuncu tarafından elle kesilmesinin sarı kartla cezalandırılmasına ağır diyen bir herif. Yani futbol bilgisinin ne kadar boş beleş olduğunu anlayın arkadaşlar. Ya da korunup kollamaya ne kadar alıştığını siz anlayın. Oyunculardan robot olarak kollarını bağlayacağız. Onları çalıştıracağız. Buna penaltı ve ikinci sarı karttan kırmızı diyorsa oyuncuların kollarını bağlamak gerek diyor. Kötü bir hakem yönetimi vardı. Şampiyonlar Ligi'ne giriş aşamasında hakem performansını daha iyi bekliyorsunuz. Bu hakemin Almanya'da FIFA kokartının olmasını size hissettirmedi. Oyunu hızlandırabilirdi. Şimdi bak oyunu hızlandırmaktan bahsediyor. Süper Lig'de sürekli oyunu yavaşlatan takımdan teknik tek direktörüm. Daha iyisini yapabilirdi. Çok fazla kart gösterdi. Gereksiz kartlar gösterdi. Abdülkerim'e gösterdi. ilk sarı kart. Çok yanlış kart. Not Arkadaşlar ilk sarı kartı normalde Nelson'a verecek. Abdülkerim'in itirazından dolayı sarı kart veriyor. Yani itiraza sarı kart verilmesini gereksiz olarak nitelendiriyor. Niye? Türkiye'de çünkü oyuncusu 3 defa F nokta nokta of demesine rağmen sarı kart bile almadı bu arkadaşın. Kerem Aktürkoğlu Sivas maçında hakeme ye, 7 ceddine küfür etmesine rağmen sarı kartın artık hocam herhalde kulaklığından üflediler onu hocam mikrofonlar duyuyor ettiği küfürleri. Şuna bir kart ver de ikinciden at dediler diye herhalde ikinci sarı karttan Küfür yemiş. Yani küfür etmiş futbolcusunun ikinci sarı karttan atılmasını sindiren, kanıksayan teknik direktöre bu da biraz tuhaf gelmiş. Yani itirazı sarı kart tuhaf gelmiş. Niye? Türkiye'de istediği gibi at koşturuyor. Yani ben niye hazırlık maçı örneğini verdim? Gelen rakibi döv, giden rakibi döv. Kart verilmesin ondan sonra şampiyon ol. Oh! Çok güzel bir müessese. Bir hakemin bu kadar rahat kart göstermesi iki takıma da kırmızı kart sınırı içerisinde hakem soktu. Ortada hiçbir şey yokken Abdülkerim'e kart gösterdi. 1-0 gerideyiz. Topu iki adım yana bıraktı. Bu kadar kolay kart gösterilmesi bu seviyede. Kartı yazması bile bir dakika sürüyor. Bazen ne oluyor? Vara mı gidiyor diyorum diyor. O kadar alışmış ki kart yememeye. O kadar alışmış ki rezaletlere. Hani ne kadar sürede verileceğini bilmiyor. Şimdi Galatasaray'ın kart raporunu çıkarttık arkadaşlar. Hani saçma sürekli kart veriliyor ya. Bakınız. Süper Lig'de 158 maçta 7 kırmızı kart yemiş. O da yani ayıp olmasın diye artık sezon sonlarında Şampiyonlar Ligi ya da elemelerinde yarı yarıya yani her iki maçtan birinde kırmızı kart yemişler. Şimdi tesadüfe sadece ateistler ve Galatasaraylı arkadaşlar inanır. Ben onu söyleyeyim. Galatasaray Türkiye Ligi'nde geçen sezon 38 maça çıktı. 38 maçta sadece bir kırmızı kart gördüler. O da az önce söylediğim gibi Kerem Aktürkoğlu hakemin anasına küfür etti. Nokta nokta çocuğu dedi. Bakın kameralara yansıdı bu. Açıp bakabilirsiniz. Sivas maçında Kerem Aktürkoğlu'nun yediği kırmızı kartın niye yediğini dudağını okuyarak anlayabilirsiniz. Ve hepiniz aynı cümleyi söyleyeceksiniz. Nasıl buna direkt kırmızı kart çıkmaz? Demek ki hakem gerçekten dersiniz. Ve 38 maçta sadece bir kırmızı kart Avrupa kupalarında çıktığı son 3 maçta 3 kırmızı kart gören bir Galatasaray. Son 3 maçta 3 kırmızı kart. Şimdi Buna tesadüf diyecek kadar aptal değilsiniz herhalde değil mi arkadaşlar? Çünkü tesadüfe sadece Galatasaraylılar ve ateistler inanır diyorum. Sebebi de şu. Kendilerinin lehine olan şeyleri evet kullanıyoruz diyemedikleri için tesadüf diyerek adlandırıyorlar. Ama bir Fenerbahçeli olarak aptal değilseniz bunun tesadüf olmadığını, bilinçli yapıldığını anlarsınız. Şimdi Galatasaray'da asıl sıkıntıyı söyleyeyim. Mustera kafasına göre ben sakatlandım demiş. Belki de fark etmemek için. Kaan Ayhan'ın cezasını sürdüğünü söylüyorlar. Ben bilmiyorum sürüyor mu sürmüyor mu. Abdülkerim Bardakçı ilk yani bu maçta iki sarı karttan atıldığı için kırmızı kart. Davinson Sanchez'in de sakat olduğunu söylüyorlar. 30 Ağustos'a kadar iyileşmeyeceğini söylüyorlar. Galatasaray asıl e, bu maçta merak ediyorum neler yapacak diye. Yani arkadaşlar Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde hakemlere karşı ırkçı ifadeler kullanmış oluyor. Yani bu, bunlar birbirini kolluyor. Bunlar aynı ırk demek istiyor. Bence çok sağlam bir ceza verilmesi lazım. Şampiyonlar Ligi'nde. Ve Fenerbahçe, Beşiktaş taraftar gruplarının yerinde olsam no to racism diyerek şikayette bulunurdum. Ciddi söylüyorum bak. Ya troll açıklama gibi ya. Gerçekten bak. Troll açıklama gibi. Yani İsviçre'nin Alman kantonunda oynayan bu maça Alman hakem gönderdikleri için. Ya bizim maça Azeri demek nasıl bir mantık ya? Nasıl bir mantık? Ya maçı adam doğru yönettikten sonra, ister Alman olsun, ister İngiliz, aptal saptal goller yiyorsun, defansına bakmıyorsun, oyununa bakmıyorsun. Hakem desteği olmadan kazanamadığını itiraf edemiyorsun. Bu kadar eziklik, bu kadar ağıt. Beşiktaş maçındaki hakem neredeydi? Tinerci miydi? Neydi Beşiktaş maçındaki hakem? Beşiktaş'tı mıydı? Beşiktaş maçındaki hakem Galatasaray'dı lan, oğlu Galatasaraylı, kızı Galatasaray'la. O zaman niye konuşmadın? Maçta bir şey söyleyeceğim. Gerçekten maçı izleyen arkadaşlar. Hakemlik ne vardı maçta? Ben özetini de izledim baktım da. Hatta bir şey söyleyeyim size. Okan Burak çok kapak hükmünde bir şey söyleyeceğim. Ulan Okan Buruk senin Icardi'ne ilk hafta olmayan penaltı verdiler. Dandik dandik penaltı verdiler. O Sara'nın son dakikada yaptığı penaltı mıydı değil miydi? Şöyle söyleyeyim evladının üstüne yemin et. De ki arkadaş aynı Sara'nın hareketini Icardi'ye yapsalar penaltı beklemezdim. Hatta devam derdim diye evladın üstüne yemin et. Ulan Galatasaraylı arkadaşların neredeyse %95 Yusuf Yusuf çekti. Bize bunları hep penaltı veriyorlar. Kesin buna da verecekler diye. Vermedi. Yani eğer o penaltıyı verse Tur İsviçre'deydi. Gittiydi. Koca bir hazırlık kampında neler yaptırdın? Abdülkerim giderek düşüşte Icardi dün hünkar mutlu diyecek ki utanmasa diyecek ki yağan yağmurlar Icardi'nin hürmetine. Topraktan besin çıkıyorsa Allah'tan değil Icardi'den falan diyecekti. Tövbe estağfurullah. Lan bu kadar övmeyin, bu kadar saçmalamayın. Bu nedir ya? Hünkar Mutlu sen Galatasaray TV'de çalışmış bir insansın. Tamam anlıyoruz Galatasaray'dasın. Anlıyoruz da ekmeğinden bu kadar şey yapma ya. Kirletmeyin ekmeğinizi ya. Bu kadar olmaz ya. Ya bir tane hatalı korneri var sanırım. Onun dışında hiçbir hatası yok diyorlar. Bakın bunu Galatasaraylılar diyor. 56 maçta bir kırmızı kart görmüş Galatasaray Lig'de. Son 56 maçta. Son 56 lig maçında bir kırmızı kart görmüş. Eğittirmelerle şampiyon olursan, şampiyon yapılırsan durum bu. Ya Eurovision'da bile Azerbaycan bize 10 puan vermiyordu. O da ayrı bir mesele. Bazen vermiyordu yani. Anca öyle. Ya UEFA'nın başına da Mehmet Büyükekşi'yi koyalım. Ya açık açık biz hakemlerle kazanıyoruz. İstediğimiz hakem olmayınca biz tokatlanıyoruz demek istiyor. Ya açık açık bunu diyor. Ben bunu buradan bunu anlıyorum. Haklı penaltı vermiş. Haklı kartlar vermiş. Ya siz nasıl insanlarsınız? Ya aranızdan bir kişi çıkıp da demiyor mu ya? Arkadaş bunu Ali Koç söylese anasını avradına küfür edersiniz. Bunu ne bileyim Mourinho söylese küfür edersiniz. Lan Okan Buruk söylüyor deyince ne diyorsunuz? Ben UEFA'nın yerinde olsam. En azılı Türk düşmanı kim? İvan Bebek. Maça İvan Bebek'i veririm. Bak ben UEFA'nın yerinde olsam İvan Bebek'i veririm. Derim ki Fenerbahçe'yi nasıl katlettiysen Galatasaray'ı da katlet. Çünkü bunlar insanlıktan anlamıyor derim. Sen bak o zaman filme. Allah inşallah sizin başınıza da bir Ivan Bebek faciası verir. Dinden imandan kitaptan Allah'tan çıkarsınız. Çünkü biz o gün yani bizim o gün yaşadığımızı bir gün yaşamanız lazım. Bir gün. Ve Avrupa'da yaşamanız lazım. Çok önemli bir maçta yaşamanız lazım. İnşallah o maç bu maç olur. Young Boys'i evinizde hem yenilirsiniz, hem elenirsiniz, hem dinden imandan çıkarsınız, hem 4-5 oyuncunuz kırmızı yer, hem de dersiniz ki ulan Fenerlilerin çok ahını aldıydık dersiniz. Okan Efendi gerçeği itiraf ediyor aslında. Diyor ki bizi Türk hakemlerine emanet edin. Türk hakem yoksa ben yokum diyor ve açık açık hem yapmış olduğu şey ırkçılık. Arkadaşlar bakın elin adamı, elin Almanı, elin UEFA'sı, elin gavuru. Senin anladığın gibi anlamaz. Sen ne diyorsun? Ya demek istedi ki bunlar Alman, bunlar da İsviçre, bunlar birbirine yakın arkadaş. O bunu kollamıştır demek istiyor. Sende şike iması var. Bak şike imasında bulunuyorsun. UEFA'nın kasıtlı olarak Young Boys'un elemesini istediği imasında bulunuyorsun. Sen ırkçılık imasında bulunuyorsun. Biz Türk olduğumuz için sevmediler bizi diye. Sen başka imalarda bulunuyorsun. Adam ne anlamak istiyorsa onu anlar. Hadi yani diyor ya karşındaki kişinin anladığı senin anlattığın değildir. Onun anladığıdır. Yani sen istersen dünyalar anlat. Karşındaki ne anlayacak? Vallahi inşallah UEFA yanlış anlama üstüne yanlış anlama yapar. Hem yapılan bu ırkçı açıklamadan dolayı ciddi ceza veriyoruz der. Hem der ki öyle olmaz böyle olur. Maça İvan Bebe'yi atıyoruz der. Hem de hakemi telkinli gönderir buraya. O zaman görürsünüz dünyanın kaç bucak olduğunu. Ha belki de yani yediğiniz haklar çıkıyor. Belki de millete gösterdiğiniz kartlar, sizin görmediğiniz kartlar çıkıyor. Yani açık açık Okan Buruk ağıdı yakmış. Bakalım UEFA'nın kararı ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.